Sevgili Boğa ve Yükselen burcu Boğa olanlar. Şimdi sizlerle beraber Nisan ayındaki gezegenlerin burç geçişlerine ve bunların sizin haritanız üzerindeki etkilerine bakacağız. İlk olarak Merkürle başlayacak olursak, Merkürün 15 Nisan'a kadar Koç burcunda geri harekette olduğunu ve 15 Nisan'dan sonra düz harekete geçtiğini görüyoruz ve ay sonuna kadar da Koç burcunda hareket etmeye devam ediyor. Koç burcu haritanızın 12. evi ile ilgili olduğu için ayın ilk yarısında bazı gizli düşmanlıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Yakın çevrenizden size yardım etmek isteyen insanlar kafanızın karışmasına sebep olabilirler. Ancak ayın ikinci yarısında özellikle bağımlılıklardan arınmak, kendinize vakit ayırmak ve de bir terapi süreci başlatmak için çok büyük bir avantaj sizinle beraber olacak. Ve Venüs'e baktığımızda Venüs'ün 24 Nisan'a kadar sizin burcunuzda olduğunu görüyoruz. Bu ay size aynı zamanda şans getirecek, yeni bir aşk ilişkisine girebilirsiniz ya da maddi açıdan daha fazla avantaj kazanabilirsiniz. Ve Mars'a baktığımız zaman Mars'ın ay boyunca Oğlak Burcu'nda olduğunu görüyoruz. Oğlak haritanızın 9. eviyle ilgili olduğu için bu ay Yurtdışı bağlantılı işleriniz, hukuki konular ve yüksek eğitiminizle ilgili inisiyatif kullanabilirsiniz. Yurtdışı bir seyahate çıkabilirsiniz ya da uzun zamandır devam etmekte olan hukuki bir davanın çözümüne ulaşabilirsiniz. Ve ay fazlarına baktığımızda yeni ay fazının Koç burcunda ve 16 Nisan'da gerçekleştiğini görüyoruz. Yine haritanızın 12. evini aktive ediyor. Bağımlılıklardan arınmak ve iyileşmekle ilgili size güzel bir enerji veriyor. Ve dolunaya baktığımızda 30 Nisan günü Akrep burcunda gerçekleştiğini görüyoruz. Haritanızın 7. evini aktive ettiği için Ayın son günlerinde ilişkilerle ilgili kafanız biraz karışabilir. Ortaklık, evlilik konuları ve sözleşme konularıyla ilgili karar almakta zorlanabilirsiniz. Sevgiyle kalın ve kendinize iyi davranın.